Huzurdan merhabalar sevgili seyirciler. Bugün 7 Haziran 2021 Pazartesi. Tam 51 hafta önce Ege Televizyonu'nda bir tatlı huzur programına başlamıştım. O gün üzerinde mavi bir ceket vardı. Bugün de yeşil bir bluz giyeyim dedim. Bir tatlı huzurla geçen 51 hafta, bugün 51. haftaya yaklaşık bir yılı tamamladık. Ve 44 konuk ağırlamışız bir tatlı huzurda sizlerle beraber. Konuklarımız o kadar çeşitli ki şimdi geçmiş programlara bakıp inceleyince akademisyenden tiyatrocuya, öğrenciden mühendise, iş insanına kadar, eğitmene, danışmana kadar o kadar geniş bir yelpazede konuk ağırlamışız ki doğrusu ben de şaşırdım. Zaman nasıl geçti anlamadım. Su gibi akıp geçen bir 51 hafta oldu. Salgın devam ediyor belki ancak hızını yitirdi bu bir yıllık süre içerisinde. Aşı gibi çeşitli gelişmeler oldu. Güzel olaylar da oldu, sıkıntılı olaylar da oldu. Fakat zamanın su gibi akıp geçtiğini hepimiz deneyimledik. Ben şu anda bunu çok yoğun hissediyorum. Zaman nasıl da su gibi akıp geçti. Burada bir hikayeyle başlamak istiyorum bugünkü programımıza. Bilge öğrencileriyle beraber sıcak bir havada sokakta yürürken bir buz satıcısının sesini duyarlar. Buz satıcısı o sıcak güneşin altında çuvalın içinde olmasına rağmen sıcaktan eriyen buzlarını satmak için esprili bir şekilde şöyle bağırmaktadır. Acıyın şu sermayesi eriyen adama. Bilgin bu sesi duyunca ah deyip yığılır yere. Hemen buz getirirler şakaklarını ellerini ovarlar. Bilge der ki. Derler ki Bilge'ye öğrencilere, efendim ne oldu size? Sıhhat ve afiyetle yürüyüp gidiyordunuz, buz satıcısının sesini duyunca bir ah ettiniz ve düştünüz. Bilgin der ki, insaf edin, sermayesi eriyen sadece o adamcağız mı? Bizim sermayemiz erimiyor mu? Bizim ömür sermayemiz olan günler, aylar, yıllar, hatta saniyeler, dakikalar erimiyor mu? Geçen haftaki konuğum Profesör Doktor Çiçek Derman, WhatsApp profilinde zaman kıymetlidir yazdığını ve bu yüzden onu aramaya insanların çekindiğini bazen söylemişti. Biraz mizahi bir tutumla. Gerçekten zaman bu eriyen buz misali çabucak gelip geçiyor. Biz bu zamanın içerisinde o zamanı bereketlendirmek için, o zamanı kıymetlendirmek için, anlamlı yaşamak için elimizden gelen şeyleri yapıyoruz, ardımıza koymuyoruz diye umuyorum. Bir Tatlı Huzur programı da Ege Televizyonu ekranlarından sizlere huzur verecek, zamanınızı kıymetlendirecek, güzel dakikalar yaşatmayı hedefliyordu. Bu çok çeşitli konuklarımla, 44 konuğumla ben de çok şey öğrendim, çok şeyin farkına vardım. Onlardan küçük bir özet hazırladım sizin için. Örneğin konuklarımdan biri rahmetli Yörük Ali Efe'nin Kurtuluş Savaşı, Milli kuvvetlerin çekirdeğini oluşturan milis güçlerin kahramanı, lideri Yörük Ali Efe'nin torunu Kayhan Kavas'tı. Kayhan Kavas'tan dedesinin çok ileri yaşlarında tenis oynamayı bile öğrendiğini gördük. Hayat boyu öğrenme devam ediyor. Bu mesela beni çok şaşırtmıştı. Belki ilk kez Ege Televizyonu'nda bir tatlı huzurda paylaştığı bir bilgiydi Kayhan Kavas'ında. Sonra Pınar Şahin konuğumuz oldu. Çiçeği burnunda bir İngilizce öğretmeni. Ve onu iki kez konuk aldım. Birinci konukluğunda okulunu henüz bitirmiş bir öğretmen adayıydı diyelim. İkinci konukluğunda ise yaklaşık 6 aydır öğretmenlik yapan bir öğretmendi. İki videoyu karşılaştırdığımda şunu gördüm. Okulu bitirdiğinizde aslında mesleği tümüyle öğrenmiş olmuyorsunuz. İşin içine girip mutfağına geçtiğinizde hem emeğinizin karşılığını öğrencilerinizle kurduğunuz duygusal bağ ile o manevi tatminle alıyorsunuz. Hem bir kazanç elde ederek ya iyi ki okumuşum diyorsunuz. İki video arasında çok fark gördüm. O yüzden işsiz olmak, hayatta bir şeyi becerip, hayata bir değer katıp, kendine de bir şeyler katamıyor olmak insan için en büyük azap. Hem zamanı bereketlendirmiyorsunuz, hem kendinize yeni bir bilgi katmamış oluyorsunuz. Zamanla gerilediğinizi de görüyorsunuz hatta bu bağlamda. Bir diğer konuğum ise Çocuk da Yaparım Kariyerde'nin en güzel örneklerinden birini sundu bize ekranda. Benim has arkadaşlarımdan Profesör Doktor Yasemin Karaman Kepenekçi. Hocası ona asistan aldığında
yüksek lisans ya da doktora bitene kadar çocuk yok demiş. Fakat Yasemin hem evleneceğini hem çocuklarını belki gizleyerek iki çocuk yapmış, ikisini de güzel büyütmüş ve orada çok çarpıcı bir şey söyledi. Dedi ki ben Kurtuluş'ta oturuyordum. Ankara'yı bilen izleyicilerimiz bilecektir. Kurtuluş Kızılay'a çok yakın. Ben Kurtuluş'ta oturuyordum. İnanın çocuklarım küçükken aylarca inmediğim oldu Kızılay'a dedi. Kendimden fedakarlık ettim. Evet, biraz kendimizden fedakarlık ediyoruz ama bu da bizim tercihlerimizle, hayattaki önceliklerimizle, ilkelerimizle ilgili bir şey. Eğer gönülden aşkla yapıyorsak anneliği, işimizi, gücümüzü, kararlarımızı kendimiz verdiysek onun arkasında daha güçlü duruyoruz. Tükenmeden duruyoruz ve onu bir hamallık gibi görmüyoruz. Bir tercih olarak görüyoruz. Yasemin de bunu da yakalamış olduk. Bir başka hocamız yine Çiçek Derman, az önce de söz ettim. Onun da çok güzel bir düsturu vardı. Hocasından Ordinarius Profesör Süheyl Batum, Süheyl Ünver'den öğrendiği bir sözdü bu. Diyordu ki beynin yorulursa bedenini çalıştır, beyin dinlensin. Bedenin yorgunsa beynini çalıştır, beden dinlensin. Ya da başınıza olumsuz bir şey geldiğinde, şu ara belki bütün dünya olarak korona, covid salgınını yaşantılıyoruz. Başınıza olumsuz bir şey geldiğinde ona takılmak yerine hayatınızdaki olumlu şeyleri büyütün, odaklanın. Size keyif veren, iyi hissettiren şeylerle daha çok zaman geçirmeye çalışın. Belki sıra dışı şeyler akıl edeceksiniz. Bu arada yeteneklerinizi keşfedeceksiniz. Ve mutlaka bir teselli bulacaksınız hayatta dedi. Kendimden örnek vereyim burada. Mart'ın 11-12 Mart gibi 2020 yılında geçen yıl bu Covid salgını artık tümüyle Türkiye'de de kendini gösterdi. Ben de o arada çok meraklı olduğum bir şey öğrenmeye çalıştım. Hemen göstereceğim size. Böyle bir şey. Bu bendir. Bendirim benim havalı bendir. İçerisinde şişirmek için bir sübopu var. Kenarındaki kısımlarını şişirerek akordunu yapıyorsunuz. Oğlak derisinden yapılmış bir bendir. Ben de bu salgın döneminde hep merak ettiğim bendiri çalmayı öğrenmeye çalıştım. İnternette o kadar çok kaynak var ki yeni bir şeyler öğrenmek isterseniz, kendinizi geliştirmek, yetiştirmek, daha iyi hissetmek isterseniz çok kaynak var. Ben de orada düm tekleri ve bunun temel vuruşlarını öğrendim ve biraz hafif vurmaya, çalmaya başladım. Benim de bu Covid dönemindeki karım biraz bu oldu diyebiliriz. Karlarımdan biri, hepimiz çok şey kattık muhakkak hayatımıza. Aynı zamanda bir baterist konuk ettik. Manga müzik topluluğunun bateristi Özgür. Özgür'ü ben ortaokul yıllarından beri tanırım. Annesi iş arkadaşımdır Müberra'nın. Ona da sevgiler buradan izliyorsa. Müberra Hanım aracılığıyla Özgür'ü tanırım. Özgür Kadriye abla diyerek benimle bir program yaptı. Ve Özgür hayatını değiştiren, onu müziğe yönlendiren kişinin okuldaki, lisedeki müzik öğretmeni olduğundan söz etti. Bunu onun programda mı söz etti yoksa bana özel olarak mı söylemişti? Hatırlamıyorum şimdi. Bir öğretmen çok şey değiştirebilir. Yani manga topluluğu kurulurken o öğretmenin de o temelde taşı var, o bateristin ortaya çıkması. Öğretmenlik bu yüzden çok ilham verici bir meslek. Yani gönülden yapılırsa, yetenekleri keşfederse, o yetenekleri parlatır, yönlendirebilirse, buna en azından bir yol açabilirse, öğrenciyi kışkırtabilirse çok kıymetli bir meslek gerçekten. Aynı örneği yine Özgür'ün örneğini Murat Şahin'de de tanık olduk. Şimdi uluslararası bir şirkette kalite mühendisi olarak çalışıyor. Murat Şahin de İstanbul'da okuduğu lisede öğretmenlerinin kendisine yurt dışında eğitim olanaklarını da araştırın. Dil bilmek size uluslararası şirketlere ya da dünyaya açılmada çok katkı sağlayıcı olacaktır dediğini söyledi. Bu iki insan hayatlarında öğretmenin çok yeri olan insanlar, programdaki konuklarımız arasındalardı. Hayatımızda her zaman gül bahçesi içinde yaşamıyoruz. Kaldı ki gül bahçesinde de yaşasak gülün dikeni var. İbrahim Tenekeci diyor ki makasla giderler gülü toplamaya, gülü dermeye. Yani her zaman hayatımızda iyilikler, kötülükler, zorluklar yaşanıyor. Biz de ömrümüzde böyle bir Covid salgınını, korona salgınını yaşantılamış olduk. Her yüzyılda bir böyle salgınların
insanlığı yokladığından söz ediliyor her yüzyılda bir. Belki televizyoncuda çokça duydunuz 1918'lerdeki İspanyol gribi. Aslında İspanya'dan kaynaklanmamış ama adı İspanyol gribi olarak kalmış. Bu yüzden bazı yazarlar çağımıza kaygı çağı da diyorlar. Yani korku nesnesi olan bir yaşantıdır. Kaygıysa belirli bir nesnesi olmadan geleceğe yönelik endişelerin toplamıdır. Her ikisi de zaman zaman bizi hayatta tutuyorlar. Bu kitabı öneriyorum sizlere sevgili seyirciler. Kaygı Çağı kitabı tam korona günlerinde basıldı ve yayımlandı. Herhalde ne zaman bakalım? Nisan 2020. Yani hemen taze taze virüs hayatımıza girmişken yayınlanmış. Bunun içerisinde zor günler için salgın günlerinde anlamlı yaşam rehberi adında bir bölüm var. Fatih Yavuz tarafından yazılmış. Bu bölüm çok ilgi çekici gerçekten. Kitabı da öneririm size. Zor günler bitmedi ve bitecek gibi de görünmüyor. Hani güneşin yüzünü gösterip ara ara saklandığı o bahar günleri gibi bir ömür yaşıyoruz aslında. Yani ne sürekli güneş var 60 derece 40 derece tepemizde, ne sürekli kar yağıyor başımıza. Ben hep ilkbahar sonbahara benzetirim insan ömrünü. Hani bir güneşli bir yağmurlu, bir açar bir kapar hava insan ömründe. Burada diyor ki salgın günlerinde neler yaşıyorsunuz, onun çetelesini tutabilmeniz için bir bölüm var. Hayatınızdaki en önemli şeyler nelerdir, ilkeleriniz nelerdir, onunla ilgili bir bölüm var. Anlamlı yaşam rehberi sunuyor bize. Önemsediğiniz yaşam alanlarını belirlemeniz için bir bölüm hazırlamış. Hani biz günlük hayatımızda, bu salgın öncesi de öyleydi, bir otomatik pilotta yaşamayı sürdürürüz. İşte hayatımız, evimiz, işimiz arasında ve bazen de alışveriş merkezleri arasında bu üçgenin içerisinde geçip gidiyor. Ancak böyle olağanüstü bir durum olduğunda hayatımıza bir bakıyoruz ve diyoruz ki otomatik pilottayızmışız belki de. Nasıl daha farklı bir hayat, daha anlamlı bir hayat yaşardık diye düşündüğümüzde önemsediğiniz yaşam alanları işte gözümüzün önüne geliyor. Aile, meslek, arkadaşlar, inanç, sağlık, hobiler, akrabalar, vatandaşlık, kişisel gelişim, kişisel bakım, çok farklı yaşam alanları. Bunların her birine bir puan veriyoruz. Hangisi bizim için daha öncelikli? Hani ehemle mühimi ayırt edemiyoruz deriz ya bazen, ya da zaman planlamasında önemli ve öncelikli. Önemli ancak öncelikli değil, hani biraz bekleyebilir. Öncelikli ancak çok önemli değil gibi bir skala içerisinde değerlendiriyoruz ya zamanımızı yönetirken. Burada da hayatımızdaki önem sırasını belirliyoruz. Ne bizim için çok önemli, çok kıymetli? İlkelerim nelerdir? Kendimize bir ayna tutuyoruz bu ilkelerle. Benim için önemli olan yenilikçi olmak mı? Samimi olmak mı? Dürüst olmak mı? Öncü olmak mı? Liderlik etmek mi? Bağımsızlık mı? Öğrenmek mi? Gibi yaşam alanları arasında seçimler yapabiliyoruz. Ve şöyle bir şey söylemiş kitap. Bu benim çok ilgimi çekti. Bu salgın ortamının sonuna erdiğini hayal edin. Salgın bitti ve bir belgesel hazırlanıyor. Bu belgeselde de sizinle bir röportaj yapılacak bu belgesel çerçevesinde. Ve hayatınızı nasıl geçirdiğinize dair bu salgın günlerinde ilham verici bir öykünüz var mı? Size bu sorulacak. Bir ara televizyonda bu Güldür Güldür Show böyle hikayeler topluyordu. Tam salgın zamanı Instagram'da. Salgın zaman neler yapıyorsunuz? Salgını nasıl geçiriyorsunuz? Başınıza gelen komik olaylar oldu mu? Gibi. Aynısını siz düşünün diyor kitap. Ve ben bunu çok ilgi çekici buldum. Çok ilham verici buldum. Salgın bitmiş bir belgesel hazırlanıyor ve bu belgeselin içerisine salgın günlerinde ilham verici öyküler yer alacak. Size soruyorlar. Sizin öykünüz nedir? Bunu düşünürsek hayatımızda ilham verici neler yaptık? Hayatımıza neler kattık? Neler bize iyi geldi, neleri yaşantılamaktan memnun olduk. Evimizin içinde çok şey bulduk. Mesela bana sorulsaydı bu, evin içinde, evin köşelerinde ilgi çekici, bakılmamış ama çok güzel fotoğraflar çekebileceğim yerler keşfettim derdim. Bendir çalmaya başladım derdim. Bu beni biraz da geçmişte rahmetli halamla ilişkilendirdi. Benim halam soyadı Şendi ve kendi de Şendiriydi gerçekten. Böyle hanımlar aralarında toplandıklarında ya da iş güçlerini bitirdiklerinde, pardon, yorgun olduklarında halamı Gönül abla bize bir hani bir şeyler çalar mısın derlerdi ve halam o zaman alırdı defini eline, onda def vardı. Defi eline
ve vurmaya başlardı. Bir neşe oluşurdu, bir rahatlık oluşurdu. Biraz da bu salgın günleri bana o neşeye çok ihtiyacımız olduğunu düşündürdü. Ve iyi hissettiğimiz şeyleri yapmamızın ne kadar önemli olduğunu düşündürdü. Ben o ara bu bendirle tanışmış oldum. Şimdi düşünüyorum başka neler olabilir? Siz de düşünün lütfen sevgili seyirciler, Bir Tatlı Huzur'un sevgili izleyicilere. Böyle bir belgeselde ilham verici bir öykü anlatmanız gerekse, siz niye anlatırdınız? Size neler ilham verdi? Neler hayatınızı zorlaştırdı? Ve siz o zorlukların üstesinden nasıl böyle güzel fikirlerle gelebildiniz? Çok uzağa gitmeye gerek yok aslında. Hayatımızdaki iyilikler ve güzellikler her zaman çevremizde de olabiliyor. Yani çok uzağa gitmeden de biz bu iyilik ve güzellikleri fark edebiliyoruz. Bununla ilgili de bir öykü var. Bu kitabı da öneririm. Cengiz Erşahin'in Stres, Kendine Güven ve Mücadele Ruhu isimli bir kitap. İçinde çok güzel, ilham verici öyküler var. Bu zamanlarda da her zaman hayatımıza bakış açımızı genişletecek hikayeler bunlar gerçekten. Şöyle, bir kadın evinden dışarı çıkar ve uzun beyaz sakallı 3 yaşlı adamın evinin önünde oturduklarını görür. Onları tanımaz. Ben sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız der. Lütfen içeriye gelin ve bir şeyler yiyin. Evin erkeği içeride mi diye sorar adamlar. Hayır der kadın, o dışarıda. Öyleyse içeri gelemeyiz diye cevap verirler. Akşam olup kadının kocası eve geldiğinde kadının başından geçenleri kocasına anlatır. Git onlara söyle ben evdeyim, içeri gelebilirler der kocası. Kadın dışarı çıkar ve onları içeri davet eder. Hepimiz aynı anda içeri girmeyiz der yaşlı adamlar. Kadın öğrenmek ister. Neden? Yaşlı adamlardan bir tanesi açıklar. Onun adı zenginlik der ve bir arkadaşını gösterir. Bir diğerini işaret eder. O da başarı. Ben de sevgi. Sonra ekler. Şimdi içeri gir ve kocanla konuş. Hanginizi evinizde istersiniz? Kadın içeri girip söylenenleri kocasına anlatır. Adam duyunca neşelenir. Zenginliği içeri çağır. Onun adı zenginlik der ve bir arkadaşını gösterir. Bir diğerini işaret eder, o böyle. Karısı itiraz eder. Canım, niçin başarıyı çağırmıyoruz? Bu sırada konuştuklarını evin diğer köşesinde bulunan gelinleri duyar. Zıplayarak gelir ve kendi fikrini söyler. Sevgiyi çağırsak daha iyi olmaz mı? Evimiz sevgiyle dolar. Gelinimizin önerisini dikkate alalım der adam karısına. Dışarı çık ve sevgiyi bizim misafirimiz olması için davet et. Kadın dışarı çıkar ve 3 yaşlı adama sorar. Hanginiz sevgi? Lütfen içeri gel ve misafirimiz ol. Sevgi ayağa kalkar ve eve doğru yürümeye başlar. Diğer 2 yaşlı adam da onu takip eder. Yani başarı ve zenginlik. Kadın şaşırmış bir şekilde zenginlik ve başarıya sorar. Ben sadece sevgiyi davet ettim. Siz niye geliyorsunuz? Zenginlik ve başarı birazdan cevap verirler. Eğer zenginlik ya da başarıyı davet etmiş olsaydın tek başına, diğer ikisi bizler gelemezdik. Ancak sen sevgiyi davet ettin. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Nerede sevgi varsa orada başarı ve zenginlik de vardır. Bu kitap içerisinde yer alan öykülerden bir tanesi. Nerede sevgi varsa orada başarı, zenginlik, tahammül, hayat bir anlam verme duygusu vardır diye düşünüyorum ben. Geçen yıl biliyorsunuz Afyonkarahisar'da valilikçe 2020 yılı sevgi yılı ilan edilmişti. Ben bunu çok anlamlı bulmuştum. Bu yıl 2021 yılı da aile yılı ilan edildi. İkisi birbiriyle çok ilişkili kavramlar gerçekten. Sevginin olduğu yerde huzur da oluyor. Bir tatlı huzur da oluyor. Hatta bin tatlı huzur da oluyor. Başarı da oluyor.
zenginlik de oluyor bir şekilde. Çünkü sevgi insanları birbirine yaklaştıran, birbirlerine daha nazik davranmaya, daha itinalı davranmaya yönlendiren çok temel bir duygu. Ben bu 44 konuğu ağırlarken Bir Tatlı Huzur'da yaklaşık bir yıl boyunca sevgili seyirciler, her birinin hayatta farklı bir şeye değer verdiğini, önem verdiğini, yaşamlarındaki önem sıralamasında farklı şeylerin önde olduğunu gördüm. Ancak hepsinde gözlediğim, konuklarımı seçerken hayata bir tatlı huzur katan kişileri kendi penceremden seçmeye çalıştım. Ve her birinde şunu gözledim. Yaptıkları işi aşkla, sevgiyle, bütün enerjilerini, bütün iyi niyetlerini, bütün olumlu duygularını, bütün çabalarını katarak yapıyorlardı. Bunu gözledim konuklarımda ve dedim ki iyi ki bu konukları çağırmışım. Hem onlarla ekran karşısında bir sohbet etme fırsatı buldum sizlerle birlikte. Hem onların hayata bakış ve yapış şekillerinden etkilendim. Örneğin konuklarımızdan biri tamburi ve mimar olan Celalettin Çelik'ti. Onu bir televizyon programında keşfetmiştim. Sizlere de önermiştim TRT'de yayınlanan Gelenekten Geleceğe programı. Yani gelenek aslında bir ağaç düşünürsek, bir ağaç olarak düşünürsek hayatı ve yaşamımızı, gelenek onun kökleri. Kökü ne kadar sağlamsa gövde o kadar güçlü, dallar o kadar gümrah ve verimli ve o kadar meyveli ve yapraklı olabilir ağaç ve göğe o kadar güçlü uzanabilir. Yani istikbal göklerdedir sözünü Atatürk'ün, istikbal aynı zamanda köklerdedir de diyerek genişletirsek, gelenekten geleceğe programındaki konuların çok yerli yerinde olduğunu görürüz ki Celalettin Çelik programın sunuculuğunu yapıyordu. Ben onu da davet ettim programımıza ve o da benzer şeyler söyledi. Yani müzikle mimariyi nasıl örtüştürdüğünden söz etti. Biri hobisiydi belki ancak onu da aşkla yapıyordu. Mimarlıksa işiydi ve onu da aşkla yapıyordu ve mimarinin de binaların da bir müziği, ruhu olduğundan söz etmişti. Buradan eve bağlarsak her birimizin yaşadığı evlerin de bir ruhu, bir müziği var. Bir yakın, çok sevdiğim bir hanım, rahmetli Leyla Hanım, insanın evi gözünün içi gibidir derdi. İnsanın evi biraz da beyninin içi gibi. Gözümüz bir çeşit kamera gibi, sevgili seyirciler, her şeyi kaydediyor, her şeyi kayıt altına alıyor. Ancak o kaydı beynin görme merkezine iletirken bir süzgeçten geçiriyor. Ve o geçirdiği süzgeç bizim kişiliğimiz, okuduklarımız, öğrendiklerimiz, yaşadıklarımızla, hayata verdiğimiz anlamla oluşuyor. O yüzden hepimiz aynı manzaraya bakıyoruz, hepimiz aynı eşyaya bakıyoruz. Mesela bir bardağa, kupaya, bir insana, bir olaya bakıyoruz ve çok çeşitli yorumlar getiriyoruz onlara. Onlardan çok farklı şeyler öğreniyoruz. Farklı bir noktasına odaklanıyoruz hepimiz her şeyin. Bu çok normal ve doğal. Hani bir fil hikayesi vardır ya Mevlana'nın. İnsanların hakikati algılayışı, gerçeği algılayışı, karanlık bir odada duran filin yanına gidip onu inceleyip sonra da o konu hakkında yorum yapmalarına benzer diyor. Örneğin birisi giriyor karanlık odada, fil var. Kuyruğunu tutuyor. Bu içerideki bir iptir diyor. Biri işte kulaklarını tutuyor. İçeride bir yelpaze var ya da bir ağacın dalı var diyor. Bir başkası gövdesine dokunuyor. Burası deri bir çantadır diyor. Hepimiz belki gerçekliğin ya da hakikatin farklı bir noktasını, boyutunu görüyoruz. O yüzden birbirimizden öğreneceğimiz de çok şey var. Yeter ki açık olalım. Yani gözümüzle gördüğümüzün dışında başkalarının gördüklerinin de bütünün parçaları oluşturduğunu, bulmacanın parçaları oluşturduğunun farkında olalım. Yani yalnız hakikat bizde konuşmuyor. Belli ki hakikat bütün insanların üzerine serpilmiş durumda. Burada en kıymetli şey herhalde kitap okumak. Yani okuduğumuz kitaplar bize hakikatin o yazar çerçevesinde algılanışını da gösteriyor. O yüzden kitap okumak çok kıymetli bir şey. Hani yaşam boyu öğrenmek. Bugün Ege Televizyonu'nda Erzincan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hayat boyu öğrenme kapsamında bir sergi açtığından söz ediyordu. İşte Milli Eğitim Müdürü sergiyi açıyor. Sergide çeşitli ürünler, el işleri üretilmiş. Çok güzel hepsi. Onlar sergileniyor. Hayat boyu öğrenme. Yani öğrenmeyi elinden bırakan insan yavaş yavaş ölen insandır. Umudunu kaybeden insandır. Burada elimde hazır Debbie McComber'ın kitabı varken onun Bahçemde Yaşayan Umutlar kitabı da yaz için okunacak. Aslında her zaman okunacak. Böyle yazında özellikle yazı böyle neşeyle, bin tatlı huzurla geçirmeye yarar sağlayacak kitaplardan biri. Onu da önermiş olalım ekrandan.
Hayat boyu öğrenmek çok önemli bir şey. Hayat boyu öğreniyor, gelişiyor olmak. Pablo Neruda'nın bir şiiri var. Diyor ki, öğrenmeyenler, koklamayanlar, yaşantılarının her gün farklı bir yüzünü fark etmeyenler yavaş yavaş ölürler. Bizim de peygamberimizin bir hadisi var biliyorsunuz. İki güne eşit olan zarardadır. Her gün yeni bir şey öğrenmeye, yeni bir şey katmaya kendimize çalışalım. Bu bizi ihtiyarlamaktan, zihnen ve ruhen ihtiyarlamaktan koruyacaktır. Bedenen ihtiyarlığın önüne geçemeyiz. Öyle bir niyetimiz de belki yok. Ancak her zaman dinç, zinde ve hayata bağlı kalmak bu hayat boyu öğrenmeyle, hayat boyu hayatımıza yenilikler katmakla mümkün. Belki bu salgın zamanları trafik ışıklarında bile geçti gördüyseniz. İşte yeşil, kırmızı yanıyor evde kal yazıyor trafik lambasının içinde. Yeşil yanıyor eve git yazıyor. Ben bunu Denizli'ye giderken yolda bir trafik lambasında görmüştüm. Evde kal, eve git dendiği bir dönemden geçtik. Şimdi yaz geldi. Uzun bir yaz yaşayacağız inşallah. Kapılar açıldı. Neşeli, huzurlu günler geçireceğiz inşallah hepimiz. Ama tazelenmeyi, yenilenmeyi, öğrenmeyi ihmal etmeyelim. Yani öğrenmenin tatili olmaz. Yenilenmenin, yaşam boyu öğrenmenin, beşikten mezara kadar gelişmenin tatili olmaz. Zaten çok benim çok sevdiğim ve hayatta düstur edindiğim sözlerden biri, şu anda KJ'de slogan olarak bulunuyor, siz de okuyorsunuz. İyilik et, iyi hisset. İkincisi de oldum demek, öldüm demektir. Bu bir sufi sözü. Oldum demek, öldüm demektir. Hayatta her zaman öğrenilecek bir şey, geliştirilecek bir yanımız vardır. Ancak hayat bittiğinde insanın öğrenme serüveni biter. Bir Kızılderili Apache duası var. Buradan o duadan da söz etmek isterim. O duayı sizlerle paylaşmak isterim. Bin tatlı huzur izleyicilerim benim. Sabahları güneş sana taze enerji getirsin. Geceleri ay seni yavaşça onarsın. Yağmur endişelerini alıp götürsün. Esinti varlığına taptaze güç üflesin. Dünyada nazik çevriyesin ve tüm yaşamın boyunca hayatın güzelliğini deneyimleyesin. Bu bir Apache duasıymış. Hayatın güzelliklerini deneyimleyelim. Hani bardağın her zaman işte dolu tarafına bakmaya çalışın diye hani bir söz vardır ya, böyle çok bilindik bir söz. Bardağın dolu tarafına bakalım. Hayatta elimizde neler var, hangi fırsatlar var, hangi olumlu yanlar var, onlara odaklanalım. Çünkü hayat her zaman bizi zorlayacak. Söylediğim gibi ben ilkbahar ve sonbahara benzetirim çoğunlukla hayatı. Yani iyi günleri, güneş bir görünür, bir kaybolur. Kaybolduğu zaman bu da geçer yahu deriz. Güneş çıktığı zaman gel keyfim gel deriz. Hayatımız bu iki salınım arasında geçip gidiyor. Yüzyılda bir esen ölümcül bir salgın fırtınası bizi evlerimize ve korkuya hapsetti. Görünen o ki bu salgın geçse bile ardında bir ruhsal enkaz bırakabilir. Bu süreç içinde her birimiz adeta mikrobiyolog kesildik. Sürekli haber izlemekten malumat yorgunu olduk. Sürecin belirsizliği pek çoğumuzda kaygıya ve ümitsizliğe yol açtı. Bir kaygı çağında yaşıyoruz sanki. Yumrukları gözümüze seçemediğimiz bir yerden yiyor gibiyiz diyor kaygı çağının arka sözünde. Gerçekten hayat böyle biz hani düz bir çizgiyle otomatik pilotta yaşarken bir anda yüreğimize, kalbimize, kafamıza bir yumruk yemiş gibi hissettik aslında salgın başladığında kimimiz. Kimimiz o yorgunun sersemliği, o vurgun yumruğun sersemliğinden kısa zamanda kurtulmak için, ayağa kalkmak için çeşitli yollar bulduk. Kimimiz uzun süre o sıkıntının içerisinde kaldık, korktuk, kaygılarımız depreşti, sürekli vakaları takip ettik, işte malumat yorgunu olduk diyor, sürekli haberleri takip ettik. Kimimiz daha zorlukla ve kayıplarla, Allah rahmet eylesin, kimimiz hastalıklarla, kimimiz ise daha kabul ve kararlılıkla geçirdik. İşte kabul ve kararlılık burada çok önemli. Acının bir an önce bizi terk etmesi, bir an önce eski hayatımıza dönmek isteğimize rağmen var olan durumu kabul etmek ve o kabullenişin içerisinde kararlılıkla, umut duygusunun kararlılığıyla yaşıyor olabilmek
çok önemli. İşte o zaman o Kafka'nın söylediği, bu kapkaranlık zamanın içerisinde bile içinde mağlup edilemez bir yazın kanat çırptığını, bir yazın kalbinin attığını duyuyor olabilmek çok kıymetli. Yani hepimiz umut etmek durumundaydık. Hepimiz umudumuza sarılmak durumundaydık. Ben bir tatlı huzur programı içerisinde umuda bir pencere açma niyetindeydim. Yani umut alalım içeriye, umut girsin diye bir pencere açma niyetinde oldum. Şimdi artık yaz geldi. Programımız da ilerledi. Çokça konuk ağırladık. Çok şey yaşadık, yaşantıladık. Bu dönem içerisinde bir değil, bin tatlı huzur katmak istedik programımıza. Çünkü dertler gelir geçer. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş diyen Niyazi Mısri gibi dertler, hayat, ömür gelip geçer. Mühim olan o geçen zamanı bereketlendirmek. O zamanın içerisine kıymetli anlar, kıymetli insanlar, kıymetli yaşantılar katabilmek. İyinin tarafında kalabilmek, iyide kalmaya direnmek. Yani eğer bir şeye direneceksek iyi olmaya direnmek, iyide kalmaya, nezaketli olmaya direnebilmek çok mühim diye düşünüyorum ben. Çünkü kötülüğü ya da umutsuzluğu kışkırtan çok fazla şey görebiliriz çevremizde. Yani sürekli eğer haberlerdeki ölüm vakalarını takip ediyorsak bu bizi rahatça umutsuzluğa, ümitsizliğe ve karamsarlığa sürükleyebilir. Bu yüzden biz her zaman iyinin tarafında, olumlunun ve umudun tarafında olmak durumundayız. Çünkü yarın ne getireceğini bilmiyoruz. Covid öncesinde de bilmiyorduk. Şimdi de bilmiyoruz. Covid geçip gittikten sonra bir misafir gibi adeta hayatlarımızda geçip gittikten sonra da bilmiyor olacağız. Yani belirsizlik hayatın bir kanunu. Ben geçen haftaki yazımda hani bu kelebek etkisinden söz ediliyor ya Konrad Lorenz'in işte uzak doğuda kanat çırpan bir kelebek Atlantik'te, Pasifik'te bir fırtınaya yol açar bazen diyor. Bir çizelgesi onun kelebeğe benzediği için o çizelge kelebek etkisi denmiş. Yani küçük bir şey uzakta bir küçücük bir şey yer değiştirir. O domino taşı etkisiyle çok uzakta bir yerde çok büyük bir şeye yol açabilir. Eğer küçük bir şey, küçük bir iyilik, büyük bir iyiliğe yol açabilecekse neden ondan kaçınalım? Küçük bir adım, büyük adımlara yol açacaksa neden o adımdan kaçınalım? Bir tatlı söz bir kapıyı açacaksa ya da mütebessim olmak, mütebessim bir ifadeyle yaşıyor olmak, hayatta verebileceğimiz, küçük gördüğümüz ancak çok kıymetli bir selamlaşma ise neden ondan kaçınalım? Yani iyi şeyleri paylaşmaktan kaçınmayalım, hayatımızda iyilikleri çoğaltalım. Ben o yüzden iyilik et, iyi hisset demiştim. Söz adında bir kitap yazmıştım ben sevgili seyirciler. Tam 40 yaşında, hani bazen hayat 40'ında başlar ya da ruh 40'ında doğar aslında. Asıl hayatına dünyada başlar diye böyle kadim sözler vardır. Ben de tam 40 yaşımda içimden gelerek, içimde kelimeler dolmuş ve taşmış olacak ki söz adında bir kitap yazdım. Bu kitap içerisinde benim hayatımda köşe taşı olmuş kişilere, olaylara yer verdim kendimce. Bunlar arasında çocuklarım vardı, işte eşim vardı, arkadaşlarım vardı, hayatımda düstur edindiğim sözler vardı. Onun için söz kitabını yazarken şunu fark ettim. Hayatımda neler önemli? Aslında 40 yaşında bunların farkına vardım. Yani en değer verdiklerim neydi? Hani ehemle mühim. Ehemmiyetli olanlar ilk sırada yer alanlar. Onun arkasından mühim olanlar geliyordu hayatımda. Önemde böyle bir farkındalık yaratmıştı söz kitabı. O kitabı yazarken fark ettim ki hepimizin içerisinde acı veren, dert veren şeyler aslında bir şekilde iyiliğe yol açmış. Yani onun içindeyken biri bir söz söylemiş, işte kelebek etkisi, biri bir söz söylemiş ve o ses sizde büyük bir yankılamaya yol açmış ve hayatınıza bir kapı açmış. Yeter ki o sözü işitelim. Hani az önce konuklarımdan söz ettim ya, mesela müzik öğretmeni bateriye yönlendiriyor Özgür'ü ve bugün Manga'nın Özgür'ü oluyor. Bateristi Özgür oluyor. Ya da Murat, konuğumuz o Murat, lisedeki öğretmeni işte Bağcılar'da ya da bir İstanbul'un hani çok zengin olmayan bir semtinde büyüyor. Ve orada bir öğretmen bir öğrencisine diyor ki yani çıkış noktası bulmak için belki yurt dışında okumak, orada okuma fırsatlarını aramak sizin için yurt içinde okumaktan daha farklı kapılar da açabilir diyor. Ve bu öğrenci bunu dinliyor ve kendisine gerçekten
kapılar açıyor. Yani bir söz, bir öğretmenin, bir komşunun, bir kitabın bize söyleyeceği bir şey, o kelebek etkisini hayatımıza yol açabilir. Şimdi ben bir tatlı huzurda bir kelebek etkisi yaratma niyetindeydim. Programın bitişinde bir VTR'miz var. Ben son sözümü söyledikten sonra lütfen kapatmayın. O VTR'mizde izleyeceksiniz. Ben bu kelebek etkisini yaratma niyetiyle yola çıkmıştım. Bu ilk programdaki sözlerimi göreceksiniz orada. Bir tatlı huzurda işte benim de hani çok bilindik bir hikaye vardır. Orman yanıyor ve serçe de oraya sürekli gagasına minicik su alıp taşıyor. Onu gören işte ormanlar kralı aslan, serçe bakıyor kanter içinde ormana sürekli gölden su alıyor, su taşıyor yangını söndürmek için. Ormanlar kralı diyor ki bre serçe, o minicik canınla, minicik gaganla götürdüğün o tırnağın ucu kadar su bu yangını söndürür mü diyor. Serçenin verdiği cevap çok anlamlı. Olsun, ben elimden geleni yaptım. Ben gagamdan geleni yaptım. Gagamın aldığı kadar suyla elimden geleni yaptım. İşte hepimiz elimizden geleni yapmak durumdayız. Yani herkes kapısının önünü süpürürse sokak temiz olur gibi sözler vardır ya. Onlar aslında çok da anlamlı sözler. Hepimiz olumlu enerji yayarsak, olumlu bir şeyler yapar, iyilikte yarışırsak, iyilik hissetmek için iyilik yaparsak, iyiliği çoğaltırsak ya da eşimizin, dostumuzun, komşumuzun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin, hastalarımızın hayatlarında iyiliği kışkırtacak şeyler yapabilirsek, iyinin tarafında kalabilirsek, hayatımızı, ömrümüzü bence bereketlendirdik demektir. Ve yastığa başımızı geceleri koyduğumuzda, iyi ki şunları yaptım duygusuyla uyumak kadar kıymetli bir şey yoktur. Keşkeler insanın hayatında yapamadığı, yapmayı geciktirdiği, denemediği şeylerle örülüyor aslında. Onun için eğer hayatımızda yapmak istediğimiz şeyler varsa, onları erteliyorsak sanmayın ki hani ömür nasıl olsa uzun diye ben bunları erteledim deriz. Ancak ömrümüzün nerede sonlanacağını da bilmiyoruz. O da bir belirsizlik. O da belirsiz. Hani Aşık Veysel'in şiirinde diyor ya, onu sır demiş kapatmış. Onu bilmiyoruz, orayı bilmiyoruz. Ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz. Ne kadar nefes alacağımızı, bu dünyada daha kaç adımımız, kaç gün batımı ve gün doğumunu göreceğimizi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Ömrümüzü bereketlendirmek için aklımız yettiğince iyilik edebiliriz. İyilik yanında çalışabiliriz. Hayatımızı otomatik pilottan çıkarabiliriz. Yani maske, mesafe, hijyen diyoruz ya, bunları hayatımıza nasıl geçirdik? Bir slogan olarak da geçirdik. Şimdi belki o zamanla maskeyi çıkaracağız. Ancak insanlarla aramıza sosyal değil, fiziksel bir mesafe bırakarak yaşayacağız belki ama sosyal canlılar olarak birbirimize iyiliğimiz her zaman dokunacak. Biz insanlar olarak etkilenmeye ve etkilemeye açık canlılarız. Yani etkilenmeye açık, etkilemeye muktedir canlılarız. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Çevremizdeki insanların bizden etkilendiğini, bizim sözlerimizden etkilendiğini hiçbir zaman unutmadan hayatımızı, hani hayat bayram olsa diye bir şarkı vardı. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, hayat bayram olsa diye bir şarkısı vardı Şenay'ın. Çok da güzel bir şarkıdır. İşte programımızdan kimler geldi, kimler geçti ve biz orada hep gördük ki sevgi, yaptığı işi aşkla ve iyilikle yapmak, doğrunun, iyinin ve güzelin tarafında olmak insana her zaman kazandırır, kaybettirmez, kazandırır. Ömrünü bereketlendirir, ömrünü güzelleştirir. Sevgili seyirciler, son 5 dakikanın ya da 7 dakikanın içerisindeyiz. Burada bu son dakikaların içerisinde benim bir teşekkür listem var. Aslında bir tatlı huzurda her programın sonunda ben bu teşekkürü etmek niyetinde oluyorum. Fakat bazen zaman sınırlamasından, bazen unuttuğumdan teşekkürü edemiyordum. Şimdi hazır ekranların karşısında bir tatlı huzur programında uzun bir yaza merhaba derken uzun bir yaza ve bir tatlı huzurda bir molaya merhaba diyen bu son programımızda önce şu teşekkürlerimi etmek istiyorum. Evvela Türkiye'nin televizyonu Ege Televizyonu'nun genel yayın yönetmeni Sayın Adem Erdağ'a teşekkür ediyorum. Burada bir tatlı huzur penceresi açmama fırsat verdiği için.
İkinci olarak Ege Televizyonu'nun Afyon Karahisar temsilcisi sevgili Faruk Kılınç'a çok teşekkür ediyorum destekleri için. Ve kanalın emektarları Nuran Akbulut'a, teknik ekipte yer alan Sayın Nevzat Kutlu ve Harun Yıldız'a gönülden teşekkürler. Onlar olmasaydı bu yayın size ulaşamazdı. Hepsine çok yürekten teşekkür ediyorum. Ve yine aynı zamanda bu Bir Tatlı Huzur programı sürecinde kuaförüm Kübra'ya, Kübra Kuaförü Afyon Karahisar'da ve yine Afyon Karahisar'da Erol Kuaför, Erol Yardımcı ve Emre Dağdelen'e çok teşekkür ediyorum. Onlar da bana çok katkı sağladılar. Sevgili seyirciler, 51 program Bir Tatlı Huzur'da sizlerle beraber olduk. Hayatınıza bir tatlı huzur penceresi açma niyetindeydik. İnşallah bir değil bin tatlı huzur penceresi açılır ömürleriniz. Bir varmış bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Çocukluğumda dinlediğim bu şarkı bugünlerde bana hayatın kırılganlığını ve geçiciliğini hatırlatıyor. Merhabalar, ben Doktor Kadri Işıklar Türkçe. Ege TV'de Bir Tatlı Huzur programıyla her pazar saat 12'de sizlerin hayatına bir tatlı huzur penceresi parantezi açmaya niyetliyiz.